Sizce maskeyi kapatırsanız, sizce Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Bence Mansur Yavaş olmalı. Mansur Yavaş olmalı. Neden Mansur Yavaş olmalı? Daha yetenekli olur. Ne yaptı mesela? Siyasi şeye bağlamıyor yani. Bu dini üstüne hayatta bir siyaset yapmıyor yani. Mansur Yavaş'ın hangi icraatlerini beğendiniz? Bütün icraatları. Mesela? Hırsızlıklara yol vermez, şeylere yol vermez. Hangi icraatlerini beğendiniz? Bütün çalışmaları beğeniyorum. Mesela 3 tane sayabilir misiniz? 3 tanesi. Bütün Ankara'nın büyük şehrin altyapısını yapıyor. Ne yaptı mesela? Kanal işi olsun, inşaat işi olsun. Nerede yaptı? Ankara'da. Neresinde yaptı? Etemesüt'te olsun, şeyde dikmenlerden olsun, her taraftan ne yapıyor. Ne yaptı abi orada? Hiç belediye seçmiyor yani. Abi 2 icat say. Nasıl anlatayım sana? Anlat abi. Mesela AK Partili belediyeler olsun, CHP'li olsun, HDP'li fark etmiyor. Abi iki icraat sayabilir misin bana? İki tane sayayım sana. Kriz'dir yani kafada. Abi kriz'dir. İcraat abi. İcraatlı en büyük icraatlı... Evinize damat almıyorsunuz. Hayır. Dürüst diye. En güzel dürüstü o Melik Göç, hırsız Melik Göç'e mahkeme vermektir. En büyük icraatı budur yani. Abi icraat olarak çalışıyor. Ne yaptı Mansur Yavaş? Ne çalışıyor abi? Altyapı yapıyor. Abi nerede? Hangi altyapıyı yaptı? Hangi projeyi yaptı? Bütün projeleri de çalışıyor. Abi bir tane proje say. 3'ten 1'e düşürdüm. Bir tane say ya. Bütün metrolarını yapıyor. Abi metroyu açmadı Ankara'da hiçbir zaman şey, Mansur Yavaş. Bak bütün belediyelerde çalışma var. Ne yani. Çalışması var abi? Kanal var. Ne kanalı var abi? Abi hangi icat var? Sinirlerim bozuldu. Vallahi abi sen Mansur'un bir icatını sayamıyorsun. Cumhurbaşkanı adayı olarak mı görmek istiyorsun? Aynen öyle. Yani niye icraat yapmayan adamı orada mı görmek istiyorsun? Vallahi orada görmek istiyorum. Niye abi? Öyle istiyorum. Yarın öbür gün icraat yapmayan adam Suriye politikasını, Yunanistan'la olan ilişkileri, Avrupa ile olan ilişkileri, Rusya ile olan ilişkileri yönetebileceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. İcraat yapmayan bir adamı. Düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ederim. Evet. Güzel bir ben kafa. Ben düşünüyorum. Evet. Ben onun dürüstlüğünü düşünüyorum yani, görüyorum yani. Hangi dürüstlüğünü beğeniyorsunuz mesela? Konuşmalarını seviyorum. Hangi konuşmasını beğendiniz? Bütün konuşmaları. Mesela bir konuşmasını söyleyin bana. Adam 64 yaşından da ağzına haram lokma geçmedi diyor. Evet. Abi ben de bir şey söyleyeyim sana. Ha. Madem sözlere çok önem veriyorsun. Evet. Ben Cumhurbaşkanı adayı olursam bir yılda dünyada bir numara yapacağım ülkeyi. Şu an bu sözü söyledim. Beni Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister misiniz? Görmem lazım. Görmeniz İcraatını lazım. Görmem lazım. İcraatı yok ki Mansur'un, görmediniz. Niye ona oy ama veriyorsunuz? Görüyorum. Ne gördünüz? Takip ediyorum. Bütün kanallarda takip ediyorum. Abi ne gördünüz? Hepsini görüyorum ben. Şu an çok eğleniyorum. Yani çok keyif alıyorum. Ama bir yandan da sinirlerim bozuluyor. Abi Mansur'un icraatı yok diyorsun bana. Peki senin Cumhurbaşkanı icraatı mı var? Aa yok mu? Hani göster bana bir tane. İmamoğlu'nun daha çok icraatı var. Onun da ona da güveniyorum ben. Peki Cumhurbaşkanı icraatı yok mu abi? Ne kadar icraatı varsa o kadar kötülükleri var. Ne kötülüğü var mesela Cumhurbaşkanımızın? Neyi var ya? Türkiye'nin halini görmüyor musun? Ne ya? Hali var Türkiye'mizin? Şu insanlara bak bakayım. Kimin cebinde 5 kuruş para var ya? Bir bakın bakayım. Sor. Ekonomik sıkıntılar mı var diyorsunuz? Efendim? Gözler olsaydı farklı mı olacak acaba? Yok. AK Parti daha iyi o zaman. Abi sizin gözleriniz kör, kulaklarınız sağ. Bizim gözlerimiz kör değil. Her şu şey... kaldırımları altın yapsın bak, adam yine... Sana ben bir şey söyleyeceğim. Yine şey yapmaz. Bugün bir halkın içine girin. Halkın abi halkın içindeyiz şu an. Ya da kriz var babacığım, sen görmüyor musun ya? Ben görüyorum, her şeyi çok iyi görüyorum vallahi. Türkiye'de bir şey kaldı mı hepsi satıldı gitti. Ne var Türkiye'de? Ya? Ne var ne? Bir tane kötü araba göremiyorum, her taraf sokaklar araba doluyor. Herkes kendi 2-3 tane araba var. Hepsi AK Parti mi veriyor bu millete hepsini? Daha önce CHP vermiyor muydu yani? He? Daha önce CHP'nin... şimdi bu soru da nasıl sorulur ki arkadaş? CHP döneminde yani şimdi... Sen yaşça benden daha... Traktör mü? Günlerde görmüşsündür. Ben görmüşüm. O zaman durum yoktu. O zaman telefonum vardı. Ben başörtülü kızların karşılarından çekilip şeylerin, üniversitelerin önlerinden sürüklendiğini de gördüm. Her şeyi gördüm. Şahidim ya. Efendim? Beyefendinin ziraatla uğraşan bir akrabası var mı? Ziraatla uğraşan bir akrabanız var mı, üretimle uğraşan? Yok şu anda. Şu anda yokmuş. Olsaydı onlara traktör verecek. Ama tekerini herhalde henüz daha gelmedi yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet, bu da farklı bir bölüm oldu sevgili izleyenler. Yani Mansur Yavaş'ı aday olarak görüp görüyorum hiçbir icraatı olmasa da yine ben onu görüyorum. Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum dediniz. Evet, görmek istiyorum. Niye, babanızın oğlu mu Mansur Yavaş olsun, yani? Fark etmiyor. Kim olursa olsun. İyi peki. Seviyorum o adamı. Sadece ikram bütçesi 1 milyar
400 küsür milyon. Sadece ikram. Ağırlama masrafı. Evet. Yani aslında bu çoğu şeyi anlatıyor diyorsun. Yani işte beyefendinin cumhurbaşkanı abi. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Tepki alıyorsunuz şu an vatandaşlardan. Alıyorum tabii ki. Niye tepki alıyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Ben şu anda Türkiye'nin adaletine güvenmiyorum. Vatandaşlardan tepki alıyorsunuz. Adaletten değil ki. Ben güvenmiyorum adaletine. Türkiye'de bir kere adalet yok, düzen yok yani. Niye yok adalet? Yok ki. Adamın bir şeyini gösterdi, icraatını gösterin o zaman. Ben ona, ne icraat yapmış? Onunla hiç, ben onu hiç ada olmak da istemiyorum. Ya yani. Ancak takozluktan başka bir iş görmüyor. Mansur Yavaş'ı söyleyin o zaman bana icraatını. Onu seviyorum arkadaş, zor değil ki. Bak, İyi değil, tamam sevin, gidin. Bakın, şimdi bir şey diyeceğim, Mansur Yavaş'ı seviyorsanız, gidin. FETÖ ile işbirliği yapmak. Onlar hep abi büyük icraatları ya. En büyük FETÖ'cü kimdir biliyor musunuz? Kimdir abi? Kimdir? Sen benden iyi biliyorsun. Kimdir abi? Söyle. En büyük FETÖ kimdir yani? Kimdir abi? Söyle. Recep Tayyip Erdoğan mı? FETÖ kimin zamanında deşifre olup bak, yurt dışında adamlarını topladı, Türkiye'den kaçtı topukladı? FETÖ kim oraya getirdi oraya? 40 yıldır bu devleti içerisinde değil miydi FETÖ? 40 yıldır içinde. Kim soktu içine ama? Ya Tayyip Erdoğan evet. 40 yıl önce, 45 yıl önce, 94'ten öncesinden bahsediyoruz değil mi? Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Eğerse ki ben bugün AK Parti'de olmasam ya FETÖ'cü olurum ya PKK'cı olurum. Yok şu an gayet de Mansur'cusunuz. Yok yok aynen öyleyim yani. Ben size PKK'lı dedim mi? Ama veya vatandaşlar. Efendi bir şey söylüyordu. Ama yani demedi ki. Kılıçdaroğlu icraatlarından çıktı. Dedi ki FETÖ ile işbirliği, HDP ile işbirliği, PKK ile işbirliği. O ben dedi. Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun adamı değil mi? Aklını da yemeyelim. FETÖ'de yıllardır yok muydu? Var. FETÖ'yü bu kadar büyüten kimdi? Buyur. FETÖ'yü kim büyüttü? Kimdi? FETÖ'yü büyütenler hiç konuşmuyor ama şimdi. FETÖ'yü bu kadar büyüten kimdi? Şu anda FETÖ'cüler. FETÖ 1980'lerde çıktı. 80'den bugüne kadar CHP hiç iktidara geldi mi? Ben CHP'yi savunmuyorum. Koalisyonlarla ama, hükümetlerin içerisinde yer aldı mı? 80'den sonra hesap edin bakayım ne zaman koalisyona CHP geldi? FETÖ'yü büyütenler hiç konuşmuyor. FETÖ'yü büyüttüler, gırtlağına sarıldılar yani. Ben miydim? Şuraya gireceğim. Ali Sami yine ben miydim? Hocamızı davet ediyoruz, hocamızı üzmüşler. Ama şimdi oradan bir açıklama yaparsanız ben de şunu söylerim. FETÖ'nün, ama bakın dinlemiyorsunuz. FETÖ'nün kendi yapmış olduğu açıklamada, FETÖ'nün kendi yapmış olduğu açıklamada Tayyip Erdoğan'ın dinlemesini, eğer dinleyecekseniz söyleyeyim. FETÖ'nün kendi yapmış olduğu açıklamada Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'yü ziyaret ettikten sonra aşağıya indiği zaman adamlarına biz bunların işini bitireceğiz dediği cümleyi de ben size hatırlatayım. İş adamlarından FETÖ'cü çıktı mı? Vatandaştan FETÖ'cü çıktı, öğretmenden FETÖ'cü çıktı, doktordan FETÖ'cü çıktı, savcıdan çıktı, herkesten çıktı. Bu siyasetçiden bir tane kim çıktı? Bir tane kim? Bana söyler misin ya? Siyasi ayağının araştırılması istiyorsunuz. Bu farklı bir konu. Tabii ki bak bu burada haklı olabilirsiniz. Buna bir şey denmeyebilir. Buyurun. Kılıçdaroğlu'nun bütün danışmanları FETÖ'cü çıktı. Olmaz olur mu? Efendim? Kılıçdaroğlu'nun bütün danışmanları FETÖ'cü çıktı. Hocam söyleme de. Bakın şimdi doğruyu konuşalım. FETÖ'yü büyütenler kimdi? Fethullah Gülen'in şefaatçi olacağı bile değil. Demirel de büyüttü. Yıllardır görmediler mi? Yıllardır görmediler mi bunu? Niye görmedi? İstihbarat yok mu bu ülkenin? İstihbarat yok muydu bu ülkenin? Niye görmediler? Niye büyüttüler? Niye desteklediler? Olacağım dediği tek lider kim? Niye desteklediler? Kılıçdaroğlu mu? Yok, Ecevit. Ben Kılıçdaroğlu savunmuyorum. Ecevit. Diyorum ki. Ecevit hiç kimse şey yapmaz. Ecevit bambaşka bir lider. Ecevit Erbakan'ı Türkiye'si konuşmayalım. Onlar gibi bir lider gelmedi. Gittikten sonra kıymetini biliyoruz. Hayır. Yeni sürece katıyorsunuz ya. Fethullah Gülen'i AK Parti dönemindeki sürece katıyorsunuz ya. Bak, evet. Geçmişte 80'den sonra dedim bak biraz önce ben. 80'den sonra FETÖ çıktı. 80'den sonra gelen iktidarlar tamam o dönemde de tamam beyefendi diyor ki o dönemde de FETÖ şefaatçi olacağım demiş Ecevit için. Şimdi bu ülkenin istihbaratı var mı? Ha şimdi istihbarat suçlu o zaman. Ölçeydi o zaman istihbaratı bunu araştıraydı ya. Bu niye böyle oluyor diyeydi. Bakaydı, araştıraydı. Evet, pekala. Bizim Türk milletin en önemli özel şeyi nedir biliyor musun? Zayıf noktamız. Bir, çocuklarımız. İki, dinimiz. Şimdi Türk milleti diyorsunuz ya. Türk milleti 15 Temmuz'da cevabını verdi onun. Beyefendi bir şey söyledi. Abi beyefendi bir şey söyledi. Diyorsunuz ya Türk milleti 15 Temmuz'da cevabını verdi gereken FETÖ'ye. Verdi de ben büyütenler niye, nerede diyorum, büyütenler niye cezalanmadı, niye siyasaya, niye ortaya çıkmadı? Hep vatandaş. Siyasi ayağında yok diye bir şey yok, kaydı yok.
Ben bunlar zamanla temizlenecek. Kızıklı'ya gitmişim, o gün 3 gün yatmışım orada. 50 tane sana şahit gösteririm. Ben onu savunuyorsun. Diyorum ki FETÖ'yü büyütenlerden hiç kimse... Peki şunu hiç düşündünüz mü? FETÖ 40 yıldır bu Türkiye'nin içerisine damarlarına kadar sızdı. Recep Tayyip Erdoğan döneminde de bunların adamları da, bunlar da, bütün yapılanmaları da deşifre oldu. Şu anda da yurt dışına tek tek kaçıyorlar. Tam da bu Recep Tayyip Erdoğan döneminde oldu. Bunun başarısını hiç düşünüyor musunuz? Ya bak, başarısı var, başarı yok. Peki bu kadar hükümetlerle anlaşamadı. FETÖ ile AK Parti'nin... Kurulunda filan rapor olarak bu bir tehdittir. Ülkenin geleceği için çok büyük tehdit oluşuyor. Kadrolaşıyor. Bunun bir an önce olması lazım diyerek de uyarıldı. Ama 17-25 Aralık'ın operasyonu da zaten buydu. Zaten bu ortaya daha öncesinden bahsediyorsunuz. Evet. Uyarıldı mı? Kaynalı mı? Raporları dinlenmedi abim dediği gibi. Tabii canım. Ne yapıldı? Genelkurmay Başkanı suçlu seçilip. Evet. Hapsatıldı ya. Bir sürü yani. Ergenekon'dan. Tabii yani. İçeriye girdi ve sonradan ne oldu? Suçsuz oldukları dışarı çıktı. Dediği gibi aralarında anlaşamadı. Eğer aralarında anlaşsalardı bu böyle devam edecekti. Bu düzen. Menfaat kaldı. Sadece o. O zaman birisi vatan haini ise diğeri ülke menfaatini düşünen birisi. Öyle mi? Öyle mi oluyor yani şimdi? O şeyi mi çıkarttı? Yoksa sizin düşündüğünüz bir pasta var, o pastayı bölüşemediler. Pastayı bölüşemedi. Şu anda kavga değil. Pekala. Peki. Yok. İstediğini söyleyebilirsiniz. Yayınlayacağız tam anlamıyla. Hiç sıkıntı yok. Kesmeden yayınlayacağız. Hiç problem yok. Şu anki kavga da onun kavgası. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Düşünüyor musun?